Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf matematik dersi oran konusuyla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Bu arada beni İbrahim Hocam. 33 Instagram hesabından, TikTok hesabından yine takip edebilirsiniz. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. İki çokluğu bölerek karşılaştırmaya oran denir diyor bize sevgili öğrenciler. Mesela benim boyum 170 santimetre, senin boyunda işte ne olsun 190 santimetre olsun. Burada iki çoklu birbirine bölerek karşılaştırmaya oran denir. Kesinlikle bir numaranın doğru olduğunu görüyorum. 10 kilogramın 20 kilogramı oranı birimli orandır diyor bize sevgili öğrenciler. 10 kilogramı yazdım. 20 kilogram yazdım. Adam diyor ki onun yanında diyor hocam diyor bir birim var diyor. 20'nin de yanında bir birim var diyor. Hani nasıl 10 ve 20'yi sadeleştiriyorsun ya işte onu 10'a bölüyorsun bir kere var 20'yi 10'a bölüyorsun iki kere var. Burada da kilogramlar birbirini götürür. Birimli olan olması için üstte ya da altta pay ve payda da farklı birimlerin olması gerekiyor. Mesela yukarıda santimetre olursa aşağıda işte kilogram olursa farklı birimler birimli oranı gösterir. Ama ikisi de kilogram, ikisi de santimetre, ikisi de saat ya da ikisi de hız olursa burada birimli oran olmaz. Çünkü oradaki kilogramlar birbirini götürür ve geriye de en sade biçimde 1 bölü 2 kalır. Yanında herhangi bir birim yok. Maalesef bu birimli oran değildir. Eksiği ekledim. 3 numaradayım. 3'ün 5'e oranını 3.5 olarak gösterilebilir. Çocuklar 3'ün 5'e oranını sen 3 bölü 5 şeklinde gösterirsin. Ya da 3 e, yan çizgi 5 şeklinde gösterebilirsin. Ya da 3 2 nokta üst üste 5 şeklinde gösterebilirsin. Ama 3.5 maalesef olmuyor. Ki 3 bölü 5'in bir e, basit keser olduğunu unutma. Yani 1 bile değildir. Oysa burada 3.5 demiş. Yani 3 tane tam sayının olduğunu görüyorum. Maalesef 3 numarada yanlıştır. Hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Bir numara tabii ki doğru cevabım. A seçeneğim. Bir diğer sorum. 4'ün yediye oranını ifade etmek için aşağıdaki gösterimlerden hangisi kullanılamaz diyor. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6 ve 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılı ya da hazırlayabiliyoruz. Verileriniz bizi 507 215 26 78 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Peki 4'ün 7'ye oranı diyor bize sevgili öğrenciler. Bunu ben üst türlü gösterebilirim. Sen bunu bölme işaretiyle göstereceksin. 4 bölü 7 gösterebilirsin. E 4'ü 7'ye kesirli ifadede de böyle 4 bölü 7. Ya da e, yan yana yazmak istiyorsan çocuklar bu da bir bölüdür. 4 taksim 7 yan çizgiyle 4 bölü 7'yi gösterebilirsin. Ama burada baktığın zaman 4 bölü 7 olmuyor bu. Bu 4 tam onda 7 oluyor. Farklı şeydir tabii ki. Ondalık sayıya giriyor. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz bir torbada sadece mavi ve mor toplar bulunmaktadır. Bu torbada 8 tane mavi 12 tane mor top vardır diyor bize. Buna göre mavi topların sayısının tüm topların sayısına oranı kaçtır? Şimdi bunu önce ben sözel bir ifadeyle yazmak istiyorum. Mavilerin tümüne oranı nedir diyor bize. Bu şekilde oranı oluşturdum eşittir. Ekledim kesir çizgimi çektim. Mavileri yukarı yazarım 8 tane. Tümü diyor çocuklar tümü dediği 8 artı 12 olacak. Yani hem maviler hem de morlar. burada da bir sadeleştirme yaparsam 8 yukarıda 12 8 daha da 20 eder. Seçeneklerde görmediğin zaman üzülme. Bu yanlış yaptığın anlamına gelmiyor. Bu sadeleştiremediğin anlamına geliyor. 8 ve 20 4'ün katı. 8'i 4'e böldün 2 kere var. 20'yi 4'e böldün 5 kere var. Genelde oranlar en sade biçimiyle yazılır sevgili öğrencilerim. 2 bölü 5 tabii ki. Doğru cevabım D seçeneği. Ve bir diğer sorumuz aşağıdaki şekiller eş parçalardan oluşturulmuştur. Buna göre hangi seçenekteki taralı bölgenin alanının taralı olmayan bölgeye oranı 1 bölü 3'tür diyor bize. Taralı bölge. Şimdi bakalım. Taralı dedi orada boyalı olan kısım. Mesela A seçeneğine hemen bakalım sevgili öğrenciler. Taralı olan bölge 3. 3 aşağıda 6. Hemen bak buna şurada dikkat edeceksin. Taralı bölgenin alanının diyor. Taralı bölge ilk söylenen ifadeyi, o sayıyı, bulduğun o e, sayıyı senin paya yazman gerekiyor. Taralı bölge 6 bunu paya yazdım. Taralı olmayan 3 parça bunu da paydaya yazdım. Sonra da burada bir sadeleştirme 6 bölü ne eder 2 eder. Benden 1 bölü 3 olmasını istiyorum. Maalesef olmadı. B seçeneğine bakıyorum. Taralı bölgenin alanı çocuklar. Taralı bölgenin alanı 2 tane. Kesir çizgisini çektin ve ilk söylenen ifadeyi paya yazıyorsun. Taralı olmayan bakın birinci ikinci 3. birinci ikinci 3. toplamda altı tane 2 bölü 6. Lütfen sadeleştirme yap. En sade biçimini yazmaya alışkanlık et lütfen. 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var. 6'yı 2'ye böldüm 3 kere var. Bak 1 bölü 3 oranını B seçeneğinde buldum. Bir diğer sorumuz bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 2 bölü 3'tür. İse burada kestim önce onu hemen bir e, kendi ifademle yazmam gerekiyor. Kızların erkeklere oranı çocuklar önce kızlar söylüyor K harfi ve erkekler söyleniyor E harfi. Kızların erkeklere oranı hemen 2 bölü 3'müş onu bu şekilde kesire dönüştürdüm. Erkeklerin sayısının sınıf mevcuduna oranı nedir? Yani ne demek istiyor burada? Kızlar 2'nin katıysa erkekler de burada 3'ün katı olmak zorunda. Peki. Peki sınıf mevcudu ne olur? Sınıf mevcudu kızlarla erkeklerin toplamı değil midir? Kızlarla erkeklerin toplamı birisi iki katsa, birisi 3 katsa bu ikisinin toplamı 5 kat olmaz mı? Şimdi dikkat et. Erkeklerin sayısını ben E olarak gösterdim. Sınıf mevcudunu S olarak gösterdim. Eşittirimi ekledim. Kesir çizgimi çektim. Erkeklerin sayısı kaç kattı? 3 kat. 3 katı yukarıya yazdım. Sınıf sayısı nedir? 3 artı 2'den o da 5 kat eder. Buna birimli oran deme lütfen. Yandaki katları şöyle sildiğin zaman... 3 bölü 5 oranına ulaşıyorsun. Doğru cevabım C seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz bir kalem kutusundaki kurşun kalemlerin sayısının tükenmez kalemlerin sayısına oranı 1 bölü 2'dir. Kurşun kalemleri K ile gösterelim. Tükenmez kalemleri de T ile gösterelim. Burada şuna lütfen dikkat et. İlk söylenen paya ikinci söylenen paydaya yazılır. Çocuklar kurşun kalemler birken tükenmez kalemler ikiymiş. Yani ee, şöyle diyebilirim. Tükenmez e, kurşun kalemlerin iki katıdır diyebilirim. Yani tükenmezlerden 16 tane varsa kurşunlardan 8 tane vardır. Atıyorum. Tükenmez kalemlerden 100 tane varsa kurşun kalemlerden 50 tane vardır diyebilirim. Devam ediyorum hemen. Bu kalem kutusundaki kurşun ve tükenmez kalemlerin sayısının toplamı 12 ise. Hmm, kalem kutusunda kaç tane kurşun kalem vardır? Yani çocuklar burada kurşun kalemlere bir kat dersem tükenmez kalemler iki kat oluyor. Bak burada diyor ki toplamı diyor. Tamam. Birisinin toplamı kat. Bir kat demene gerek yok. Sadece kat da diyebilirsin. Bir katla iki kat yani ben buradaki değerler olan katların değerini topladığım zaman üç kat etmiyorum. Katın bir tanesini bulmam gerekiyor. Üç tane kat 12 ise katın bir tanesini bulacağım. Yani üç tane işte kurşun kalem 12 lira. Bir kalem ne olur? Dört lira olmaz mı? Katı bulduk dört. Katı buldun dörtse o zaman kurşun kalemler dörttür. Tükenmez kalemlerde 2 kat 2 kere 4'ten o da 8 eder. Ne diyor bana? Kaç tane kurşun kalem vardır? Kurşun kalemler 4. Eğer tükenmezleri sorsaydı 8 cevabını vermem gerekiyordu. Bir diğer sorumuz 30'un 72'ye oranı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir diyor bize. 30'un 72'ye oranını 30 bölü 72 olarak yapabilirim. Burada yapman gereken sevgili öğrenciler seçenekler dahil en sade biçimini yapman. Değil mi? 30 ve 72 her ikisi de Baktığım zaman 6'nın katı gibi duruyor. 6'ya böldüğüm 5 kere var. 72'yi 6'ya alt, e, böldüğünde o da 12 kere olur. Yani 5 bölü 12 en sade biçimi. Hangisi değildir? Bak burada 5 bölü 12 direkt var. Mesela C seçeneği. Herkes de çift sayı. 2'ye böldüm 5 kere var. 2'ye böldüm 12 kere var. Verilen seçenekleri de senin burada en sade biçimiyle yazman gerekiyor. 15 ve 36. İkisi de 3'ün katı. 3'e böldüm 5 kere var. 3'e böldün 12 kere var. Bak B, C ve D seçeneğinde 5'e 12 oranlarını görüyorsun ama A seçeneğinde maalesef 4'e 9 oranı var. Bu da 5'e 12 oranına eşit değildir. Doğru cevap A seçeneği. Ve bir diğer sorumuz. Bir aracın gittiği yolun kalan yola oranı 6'da 2'dir ya da 2 bölü 6'dır. Bu aracın kalan yolun tüm yola oranı kaçtır diyor bize. Hmm. Gittiği yolun kalan yola oranı diyor bize. Şöyle bir yolumuz olsun sevgili öğrenciler. İki şehir arası gibi de düşünebilirsin. Bunlarla ilgili problemler de çıkıyor özellikle 7. sınıfta. Oranla birlikte orantı da sizin karşınıza çıkacak. Yani şuraya kadar bir yol gitsin sevgili öğrencim. Gittiği yol şuna gittik diyelim. Buna da kalan yol diyelim. Yani gittiği yol 2'nin katıysa kalan yol da 6'nın katıdır diyor. Peki. İkinci cümle koyu olan yerler. Bu aracın kalan yolunun tüm yola oranı nedir? Hemen yapalım. Kalan yolun tümüne oranı. Eşitlerimi de koydum. Kalan yol kaçtı? 6 kat. 6 katı yazdım. Tümü nedir? 2 ile 6 katın toplamı olmaz mı? O da 8 kat değil midir? Katlar birbirini götürdü. 6 bölü 8 seçenekler de yok. Sadeleştir işte, lütfen. 2'ye böldün 3 kere var. 2'ye böldün 4 kere var. 4'te 3. Doğru cevabım B seçeneği. Ve bir diğer sorumuz yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin en çok sevdikleri film türleri verilmiştir. Film türü animasyon, macera, aksiyon, komedi ve karşısındaki kişi sayısı var. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Hemen bakalım çocuklar A seçeneğinden. Animasyon sevenlerin, macera sevenlerin sayısına oranı 3'tür. Kesir çizgisini çektin. Önce ne bahsetmiş? animasyondur. Animasyon burada 12. Bunu hemen pay yazıyorum. İlk söylenen ifade paya, ikinci söylenen ifade ise payda yazılır. Animasyon 12 yazdım. Macera sevenler de 4'müş bunu da yazdım. 3'tür diyor. 12 bölü 4 bu bir tam sayıdır. 12'de 4 3 kere yok mu? Evet 3'tür. A seçeneğini eledim. B seçeneğindeyim şimdi. Komedi sevenlerin sayısı kesir çizgisini çektik. Komedi sevenlerin sayısı baktığın zaman 8. Sınıf mevcuduna oranı. Çocuklar sınıf mevcudunu hemen hesaplayalım mı? 12, 8 daha 20, 10 da burada 30. Sınıf mevcudu da burada 30. Bu oran diyor 5'te 2'dir diyor. Bakalım hemen 5'te 2 mi? İkisi de çift sayıdır. 2'ye böldüm 4 kere var. 2'ye böldüm 15 kere var. 15'te 4 diyeceğine 5'te 2 diyor. Benden de yanlış olan istiyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. Dikkat edilmesi gereken bir soru bunu diğer soru tarzıyla lütfen karıştırma sevgili öğrencim. İlker patenle 2 saatte 72 kilometre yol gitmiştir. İlker'in patenle hızı metre saniye cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Burada da hızın formülü vermiş yol bölü zaman demiş bize. Şimdi evladım bak şunu yapma lütfen. Öncelikle düştüğünüz yanlışlara bir göstermek istiyorum. Hocam diyor ki 2 saatte 72 kilometre gittiyse işte 1 saatte 36 kilometre yol gitmiştir. Nasıl buldun? 72 böldüm 36. Ya burada onu istemiyor sevgili öğrencim. Burada farklı bir şey. Senden 1 saatte gidilen yolu istemiyor ki bak. İlker'in patenle gittiği hızı diyor metre saniye cinsinden bulacaksın diyor. Hızı bulmak için yolu zamana bölebilirsin diyor bize. Yol ne kadar burada? 72 kilometre. 72 kilometre yazdım. Ben bunu zamana böleceğim. Zaman nedir? 2 saat. Şimdi 72'yi 2'ye bölersen 1 saatte kaç kilometre yol yaptığını bulursun. Yani benden onu istemiyor ki. Benden metre ve saniye cinsinden değerini istiyor. O zaman bizim buradaki 72 kilometreyi metreye çevirmemiz gerekiyor. Biliyorsun ki 1 kilometre 1000 metre. 72 kilometre 72 bin metre olur. Hemen buraya yazalım. Çocuklar 1 saat hani 3600 saniye. Bunu nasıl yapabilirsin? Mesela bir saat içerisinde 60 dakika yok mu? E her dakikada da 60 saniye varsa 60 çarpı 60'tan 3600'ü bulabilirsin. 2 saat 3600 de hemen bu sefer 2'yi çarpıyorsun. O da ne yapar? 7200 saniye yapar. Ben de buraya yazıyorum. 7200 saniye. Niye bunu yaptım? Ya burada kilometre var, saat var. E benden metre ve saniye cinsinden. Sonra. O zaman oradaki kilometreyi metreye çeviriyorum. Saati de saniye çeviriyorum. Daha sonra sadeleştirme. Bunlar birbirlerinin katı sevgili öğrencim. Mesela bak 2 buradan gitti. 2 buradan gitti. 72'yi 72'ye böldüm. Bir kere var. Yanındaki sıfırla 10 olur. 72'yi 72'ye böldüm. O da 1 olur. 10 bölü 1 de 10'a eşittir. Doğru cevabım D seçeneği. Lütfen A seçeneğindeki çeldirciye düşmeyelim. Bir diğer sorumuz 48 tane ceviz 2 kardeş arasında 1 bölü 3 oranında paylaştırılırsa fazla ceviz alan az alandan kaç tane fazla ceviz almış olur diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi ben bunu 1 bölü 3 oranında paylaştıracağım. Yani bir bana ise 3 karşıya vereceğim. Bir bana 3 karşıya vereceğim. O zaman en az cevizi alan birin katı iken diğeri 3'ün katı olur. Şimdi 48 tane ceviz. Ben kat kadar ceviz alıyorum. Diğeri 3 kat kadar ceviz alıyor. Bunların toplamı ne eder? 4 kat eder. Benim buradaki 4 katı 48'e eşitlemem gerekiyor. 4 tane kat 48 ise katın bir tanesini bulmak için 48'i 4'e bölersin. Fazla uzatmıyorum. 12 olur. Katı buldum sevgili öğrencim. Yani az alan burada 12 tane. Diğerinde de 3 kat var. Katın bir tanesi 12 ise 12 çarpı 3 ne yapar? 36 eder. Az alan 12 aldı. Fazla alan 36 oldu. Soruya döndüm. Paylaştırılırsa fazla ceviz alan az alandan kaç tane fazla ceviz almış olur? Yani 36, 12'den kaç tane fazladır diyor. Bu şekilde çıkartarak 24 tane fazla aldığını bulabilirim. Güzel bir soruydu. Doğru cevabım B seçeneği. Ve bir diğer sorumuz. Bir raftaki romanların sayısının hikaye kitaplarının sayısına oranı 2 bölü 3'tür. Kenarda kalsın. Romanları R harfiyle gösterelim. Hikayeleri H harfiyle gösterelim. R bölü H'nin 2 bölü 3 olduğunu söylüyor bize. Yani diyor ki romanlar 2'nin katıysa hikayelerde 3'ün katıdır. Diyor ki bu rafta 15 hikaye kitabı varsa hikaye kitapları 3'ün katı değil miydi? Yani 3'ün katı olan sayı 15 ise katın bir tanesi 5 olmaz mı? Şöyle düşün. 3 elma işte 15 lira. 3 kilo elma 15 liraysa 1 kilo elma 5 lira olur tabii ki. 15'i 3'e bölersin. Peki katın bir tanesini bulduk 5. Ne istiyor benden? Romanları istiyor. E romanlarda 2 tane kat yok mu? Katın bir tanesi 5 ise 5 ile 2'yi çarparsın 10 tane roman kitabını bulabilirsin. Ya da benden burada soruyu genişletiyorum. E, şeyi de isteyebilirdim. Toplam kitap sayısını da isteyebilirdim. Zaten hikayelerin 15 tane olduğunu söylemişti. 15 ile de onu toplayıp 25 sonucuna ulaşabilirdim. Ve bir diğer sorumuz çocuklar oran orantı kesirler ondalık sayılar yüzdeler bunların hepsi birbirleriyle çok ilgili olan konulardır. Hatta bazıları birbirinin aynısıdır sadece yazılış şekilleri farklıdır sevgili öğrenciler. Bir poşette sadece elma ve armutlar vardır. Elmaların sayısının armutların sayısına oranı elmalar E harfi başta söylediği için paya yazıyorum. Armutlar A harfi sonra söylediği için payda yazıyorum. Bu oranda 1 bölü 4'tür. Bana diyor ki yani elmalar birin katıysa armutlar dördün katıymış. Hani bir elma varsa dört tane armut var. İki tane elma varsa sekiz tane armut var. İşte beş tane elma varsa yirmi tane armut var diyebilirim. Buna göre diyor armutların sayısının tüm meyvelerin sayısını çocuklar armutların sayısı dört kat. Hemen onu yazdım. Tüm meyveler hem elmalar hem armutlar bunların toplamı beş kat olmaz mı? Onu da ben buraya yazdım beş kat. Bu oranı bulduktan sonra benden bunu yüzde olarak istiyor. Hemen yapalım. Katlar birbirini götürdü. Beşte dördü yüzde yapmak için bir kesir yüzde yapmak istiyorsan payda yüz yapacaksın bir şekilde. Beşi burada yirmi ile genişleterek yüz yapabilirim. Yirmi çarpı dörtten seksen. Yirmi çarpı beşten yüz oldu. Yüzde sekseni sembolle yüzde seksen şeklinde gösterdim. Doğru cevabım A seçeneği. Sevgili öğrenciler dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.